Gençler, parabolün testleriyle devam edeceğiz. Dikkatli takip edin lütfen. İlk sorudayız. Bize demiş ki parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı 2'dir demiş. Peki ordinat ne demek? Y eksenindeki değer. Yani ben şunu anlıyorum. Parabol y eksenini 2 gibi bir noktada kesmiş. Peki biz konu anlatırken ne dedik? Arkadaşlarım, parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak için kime 0 verilir? X'e 0 verilir. X eşittir 0 için y'yi kestiği noktayı bulmaya çalışırdım. O da söylemiş y'yi 2'de kesiyor demiş. Peki hemen bunu yapalım. Fonksiyonda x gördüğüm yere 0 kullandım. Bu kısım gider, bu kısım gider. Sadece şu kısım kalacaktır. Peki y eşittir a eksi 4 oldu. Y kaç olacak? 2. Eksi 4'ü bu tarafa attım. A eşittir. Buradan kaç çıkar? 6. Sorunun doğru çözümü olacaktır arkadaşlarım. Bir başka soruyla devam etmekteyim. Dikkatli takip edelim lütfen. Parabolünün x eksenini kestiği noktaların apsisler toplamı. Hocam, parabol x eksenini nerede keser? Köklerde keser. Biliyorsunuz y'ye 0 veriyorduk. Karşımıza ne çıkıyordu? Ax kare artı bx artı c gibi bir denklem çıkıyordu. Bu denkleme ikinci dereceden denklem denilirdi. Biz y'ye neden 0 veriyorduk? X eksenini kestiği noktaları bulmak için. Delta 0'dan büyükse iki farklı reel kökü olduğu için iki noktada keser. Delta eşittir 0 ise iki aynı kök vardı. Parabol o köklerden teğet geçecekti. Delta 0'dan küçükse parabol x eksenini kesmeyecekti. Yani x eksenini kestiği noktaların apsislerinin toplamını sormak demek, denklemin köklerinin toplamını sormak demek. Kökler toplamının formülü ise eksi b bölü neydi arkadaşlarım? A. Eksi b bölü a olduğu için. Burada herkes bilir ki x karenin önündeki sayı a'dır. X'in önündeki sayı b'dir. Sabit terim ise c'dir. Dolayısıyla eksi b bölü a, eksi 12 bölü a'mız da 2'dir. Buradan 12'yi 2'ye böldüğümüzde cevabımız 6 olmalıdır dedik ikinci soruya arkadaşlar. Peki bir başka soruyla devam edelim. Şekildeki parabol x1 apsisli noktada x eksenine teğettir demiş. Peki bu x1 neydi? Çift katlı kökümdü. Biliyorum ki delta eşittir 0 ise parabol ne yapardı? Çift katlı kökten teğet geçerdi. Delta'nın 0 eşit olması demek, ifadenin bir tam kare ifade olması demektir. Tam kare ne demekti? Birincinin karesi demek ki birinci ile ikinci çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Arkadaşlar, artı 5'in karesi de 25, eksi 5'in karesi de 25'tir. Ama buradan gözlemlediğimiz gibi ikinci eksi 5'tir. Yani bu x eksi 5'in parantez neyidir? Karesi. X eksi 5'in parantez karesi ise denklemin kökü, evet bunu 0 eşitleyelim. 2 kökü de kimdir? 5'tir. Yani burada x1 değerimiz 5'tir. Bu da basit bir soruydu. Parabolün simetri ekseni x eşittir 6'ymış. Simetri ekseni kimin lakabıdır? R'nin lakabıdır. R'yi bize 6 vermiş. Bu R nasıl bulunurdu? Arkadaşlarım, parabol x eksenini iki noktada kesti diyelim. Bu noktalar parabolün neleri? Fonksiyonun neleriydi? Kökleri. Peki R bunların tam ortasıydı. Biz gidip x2 ile x1'i örnek konu anlatırken buna 3 demiştik, buna 7. Toplayıp 2'ye böldüğümüzde tam bura 5 olurdu. Çünkü simetri ekseni demek 5, 2 köke de eşit uzaklık demektir. 5 değeri 7'ye de 3'e de 2 birim uzaklıkta aynıdır diye konu anlatmıştık. Velhasıl ne anlatmışız biz? Yani R'yi bulmak için kökleri toplayıp kime bölüyorduk? 2'ye. Hatta bunun formülü eksi b bölü a'ydı. 2'ye böldüğümde R'nin formülü eksi b bölü 2a oluyordu dedik arkadaşlarım. Peki dolayısıyla formülde. Evet, burada a değerimiz 1, b değerimiz a eksi 4, c değerimiz 2a artı 6'dır. Dolayısıyla eksi b bölü a, yani eksi a eksi 4, b değerini aldık, b değeri. Bölü a değeri ne? Burada x kare önünde gizli bir var. 1. Bu bize kimi verecek? R'yi. R'de kim? 6 demiş. Buradan arkadaşlarım, işler dışlar yaptığınızda bir kere 6 6 olur. A eksi 4 eşittir. Eksi 6 dediniz. Eksi 4 buraya artı 4 geçecek. Ne olacaktır? Eksi 2 çıkacaktır arkadaşlarım. Ya da işlem hatam olabilir. Bir bakayım. A buradan kaç çıktı? Eksi b bölü a formülünden bir daha kontrol edelim. Evet.
Eksi b bölü 2a olacaktı. Pardon, burada işlem hatam varmış. Evet, r'nin formülü eksi b bölü 2a idi. Burada a değerim 1 demiştim. B değerim arkadaşlarım a eksi 4'tü b değerimiz. O zaman eksi a eksi 4 bölü 2. Bu bize kimi verecek? Simetri eksenini, o da 6 idi. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi a eksi 4 bu da eşittir 12 oldu. Her tarafı eksiyle çarptım. Eksi 12 oldu. Eksi 4 buraya artı 4 diye geçti. A eşittir. Eksi 8 oldu arkadaşlarım dedik. Bir başka sorumuz. Şekildeki verilenlere göre parabolün en ve en değerini bulunuz. Arkadaşlarım parabol x eksenini kimlerde keser? Köklerde. X1 kimmiş? 1. X2 kimmiş? Eksi 3. Peki gençler, o zaman köklerin toplamı ne olur? X1 artı x2. 1 eksi 3 daha eksi 2 olur. Kökler toplamının denklemde bulunuşu neydi? Eksi b bölü a. B değerimiz burada n'dir. A değerimiz de ne yine? Gizli 1 var x karenin önünde. Dolayısıyla burası da 1'dir. İçler dışlardan m eşittir. Kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Peki m'i 2 buldum. Hocam o zaman biz kökler çarpımını da biliriz. Tabii ki. Çünkü köklerimiz 1 ve eksi 3. Kökler çarpımımız kaç oldu? Eksi 3. Buradan kökler çarpımının denklemdeki formülü c bölü a'dır. N bölü 1'den n'dir. N'i eksi 3 bulduk. M'i de 2 bulduk. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6 eşittir. Sorunun doğru çözümü oldu dedik arkadaşlar. Peki bir başka soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bize fonksiyonun en küçük değerini soruyor dedi. Biz de tepe noktasını anlatırken dedik ki arkadaşlarım tepe noktasının apsisinin adına r denir, ordinatının adına k denir demiştik. R'nin özel adı neydi? Simetri ekseni. K'nın özel adı ise arkadaşlarım max min değerdi. Ya da en büyük en küçük değerdi. Yani adam bize kimi soruyor? K'yı soruyor. Ya da K'yı vermiş pardon. K'nın en küçük değeri 2 olduğuna göre A kaçtır? Sorumuz böyle. Peki biz bu K'yı nasıl buluyorduk? Hoca konu anlatırken şöyle anlattı. Dedi ki tepe noktasının apsisinin adı R, ordinatının adı K'dır. Arkadaşlar tepe noktası sonuç olarak parabolün üzerindeki bir noktadır. Parabolün üzerindeki her nokta doğru denklemini ne yapar? Sağlar. Bu ne demek hocam? Fonksiyonda x gördüğün yere r'yi yaz. Kimi bul? K'yı dedik ve biz k'yı bulmak için f'r yapmamız gerekir. Yani fx'te x gördüğüm yere r yazmalıyım dedim. Peki r nasıl bulunuyordu? Daha yeni üstte de anlattık. R kökler toplamının tam ortası, yani iki kökün tam ortası olduğu için kökler toplamının yarısıyla bulunuyor. Kökler toplamının formülü eksi b bölü a. 2'ye böldüğümde eksi b bölü 2 alıyor arkadaşlarım formülü. Eksi b bölü 2a. Evet a'mız 1, b'miz 2, c'miz de a artı 1 dedik. O zaman eksi b bölü 2a formülünden eksi b yani eksi 2 yapar. Bölü 2 çarpı a ne? 1. Buradan arkadaşlarım r'miz kaç çıktı? Eksi 1. Peki eksi 1'i götürüp fonksiyonda yerine yazdığımda kimi bulacaktım? K değerini. Eksi 1 yerine koyduğumda eksi 1'in karesi artı 2 tane eksi 1 artı a eksi artı 1. O da eşittir arkadaşlarım. Kaç çıkacak? Buradan k değeri 2 çıktı. Artı 1 burası. Eksi 2 artı a artı 1 eşittir 2. Buradan elde ettiğim sonuç a'nın 2 olması gerektiğidir dedim. Hemen devam edelim arkadaşlarım. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Şekildeki parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. 1. Parabolle ilgili ne biliyordum? Arkadaşlar biz x'e 0 verdiğimizde y'yi kestiği noktayı bulurduk. Ve parabol ax kare artı bx artı c'ydi genel denklemi. Siz gidip x'e 0 verdiğinizde arkadaşlarım parabol x eksenini her zaman kimde keserdi? Sabit terimde. Sabit terim 4 olmalı. Gördüğünüz gibi tüm hemen hemen tüm şıklarda 4. Onun için E şıkkının 4 olmadığı için E şıkkını eledik. Başka neler görmektesiniz? Köklerinin 1 ve 4 olduğunu biliyoruz ki ikinci dereceden denklemin grafiğiydi parabol. Köklerden biri 1, diğeri de kim? 4. O zaman köklerin çarpımı 1 kere 4'ten 4'tür. Arkadaşlarım zaten sabit terim onu veriyordu. C bölü A olacak. Buradan şık eleyemedim. Kökler toplamının bulduğumda kökler toplamı arkadaşlarım kaç oldu? 5. Kökler toplamı 5 olan eksi b bölü a olduğu için bu eksi 5 bölü 1'den eksi 5. Bunu eledim.
Eksi b bölü a yaptığımda eksi 3 eksiyle çarp artı 3 bölü 1'den bunu eledim. Peki eksi b bölü a'dan b şıkkını işaretlemeniz gerekir. Çünkü eksi 5 eksiyle çarpın artı 5 bölü 1'den cevap artı 5 oldu arkadaşlar. Aradığımız şık bu oldu. Tepe noktasının r'si ve k'sı belli mi? Evet, r'si 2. K'sı kaç? Eksi 1. Dolayısıyla tepe noktasının r'si ve k'sı belli olan fonksiyonun denklemi neydi arkadaşlarım? Fx eşittir a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k idi. Peki buradan a çarpı x eksi r. R'miz kaç? 2'nin karesi artı k. K ne burada? Eksi 1 oldu arkadaşlarım. Bunları yazdık. Peki onun dışında hocam a'yı nasıl bulacağız? A'yı bize kendi bir nokta verecek. Hocam vermiş mi? Vermiş. Bu noktanın apsisi 0. Ordinatı 3. 0'a 3 noktası parabolün üstünde bir noktadır. Ve parabolün üzerindeki her nokta doğru denklemini sağlamalıdır. Dolayısıyla arkadaşlarım apsise 0 yani x'e 0 vereceğim. Cevap kaç çıkacak? Y değerim 3 çıkacak. X'e 0 kullandığımda evet burası eksi 2 eksi 2'nin karesi artı 4. 4 kere a 4a eksi 1. Cevap kaç çıkmalıymış? 3. Eksi 1 buraya artı 1 geçti. 4a eşittir 4 oldu. A eşittir 1 oldu arkadaşlarım. A'yı da 1 bulduk. Buyurun 1'i fonksiyonda yerine yazalım. Evet neydi? Fx eşittir a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k idi arkadaşlarım. Bunu düzenleyelim. Bu bir tam kare. Tam karenin açılımı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. Buradan elde ettiğimiz sonuçlar x kare eksi 4x artı 3 sorunun çözümü oldu. Öyle bir şık arıyorum. Hangi şıkta buluyorum? A şıkkında arkadaşlarım. Peki diğer soruların çözümüyle devam edelim. Buyurun bakın arkadaşlarım. F6'yı bize soruyor. Önce bizim fonksiyonu bulmamız lazım. Evet fonksiyon denklemini kuracağım. İkinci dereceden denklemlerle ilgili ne biliyorum? Genel denklemin ax kare artı bx artı c olduğu ama hoca uyardı bizi. Tepe noktasının r'si burada 2. K'sı da eksi 2. Tepe noktasının r'si ve k'sı belliyse fonksiyonun denklemi neydi? A çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k idi arkadaşlarım. Buradan evet a çarpı x eksi r. X eksi 2'nin karesi artı k. K yerine de ne yazdım? Eksi 2. Yazdım arkadaşlarım K'nın da yerine. Devam edeceğim. Hocam A'yı nasıl bulalım? Evet demiştik ki bize bir nokta lazım. Hocam nokta var mı? Buyurun, bakın buraya orijin denir. Orijinden geçiyor. Orijin X'in 0, Y'nin de 0 olduğu başlangıç noktasıdır. 0'a 0 parabolün üzerindedir ve denklemi ne yapmalıdır? Sağlamalıdır. X'e 0 vereceğim. Y'de 0 çıkacak. Evet X'e 0 kullandım. Eksi 2'nin karesi 4 oldu. 4 kere A 4a eksi 2 o da eşittir 0 çıkacaktı sonuç. Buradan a'nın kaç olması gerekir? 1 bölü 2 olması gerekir. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuzun en son düzenlenmiş hali fx eşittir a çarpı yani 1 bölü 2 çarpı x eksi r'nin r kaç? Burada r'miz 2 x eksi r'nin parantez karesi artı k k da eksi 2 fonksiyonumuz bu oldu. Bize f6 sorulmakta yani x'e 6 vermeliyim. Arkadaşlarım F6'yı bulalım hemen. X'e 6 kullandım. 6'dan 2 çıktı. Değil mi? Eksi 2 dedik. Burası 4 olur. 4'ün karesi 16. 16 2'ye böldüm. 8. 8'den 2 çıktı cevabım. 6 olmalı. Arkadaşlarım o da D şıkkında dedik. Peki bir başka soruyla devam etmekteyim. Evet. Koordinat ekseninde her bir birim gerçekte 100 metre olduğuna göre A noktasının yerden yüksekliği kaç metre diye bir soru sorulmuş. Peki. Bakalım hemen. Şimdi bizim ilk yapmamız gereken yorum arkadaşlarım. Parabolün x eksenini artı 2'de ve nerede kestiğini görüyorum. Eksi 2'de. Kökler belliyse arkadaşlarım denklem hemen yazalım. A çarpı x eksi eksi 2 x eksi artı 2 yazdım. Biliyorsunuz kökleri bulurken bunu sıfır eşitlediğimde artı 2 kökünü şunu sıfır eşitlediğimde arkadaşlarım neyi bulacağım? Eksi 2 kökünü bulacağım arkadaşlarım.
Şunu yazayım. Evet. Bunu sıfıra eşitlediğimde x artı 2 oluyor burası. X artı 2'yi sıfıra eşitlediğimde eksi 2 kökünü buluyorum. Hocam a'yı nasıl bulacağım? Yine bize bir nokta vermeli. Vermiş mi? Vermiş. Evet, tepe noktasını apsisinin 0 koordinatının 4 olduğunu, yani 0,4 noktasında parabol bu noktadan geçtiğini bana söylemiş. Siz de hemen ne dediniz? Parabolün üzerindeki her nokta parabolün ya fonksiyonunu ya da denklemini ne yapmalı? Sağlamalı dedim. X'e 0 verip kime eşitlemeliyim? 4'e. Buradan a çarpı x'e 0 kullandım. Burası eksi eksi artı 2 oldu. X'e 0 kullandım. Burası eksi 2 oldu. Peki cevap da 0 çıkacaktı. Buradan elde ettiğim sonuç ne oldu arkadaşlarım? A'yı 0 bulduk. Bir daha yorumlamam lazım. Yanlış bir şey yaptık bence. Koordinat üzerinde yerleşmiş şekli. Bir daha bakalım. Farklı bir yorum yapmalıydık. Peki. Burada A'yı bulurken bir hata yaptık. Tekrar kontrol edelim. Tekrar söyleyelim. A çarpı x eksi r'nin parantez karesi. X eksi r'nin parantez karesi değil. X eksi x1 diyelim. X eksi x1 çarpı x eksi x2. Bu fonksiyonun denklemi demiştik. Başka bize ne söylemişti ki burada? Evet, x'e 0, y'ye 4 ver demişti. X'e 0 versem. Evet, burada işlem hatası yaptım. Doğru gidiyoruz. Evet, parabolün üzerindeki bir nokta 0'a 4 noktası. 0'a 4 noktasını x'te kullandığımda a çarpı, burası eksi 2 çıktı. Burası artı 2 çıktı. Sonuçta kaç çıkacaktı? Evet, x'e 0 verdiğimde y değeri 4 çıkacaktı. Fx'in lakabı y'ydi. Burası 4 çıkacak. Şurası eksi 4. Eksi 4'ü eksi 1 ile çarparsan artı 4 eder. Evet, a'nın eksi 1 çıktı bu işlemde. Zaten a eksi 1 çıkmalıydı. Çünkü kollar nereye doğru? Parabolde aşağı doğru. O zaman bizim fonksiyonumuz şurası eksi 1 olduğunda fonksiyonumuz bu dedik. Peki buradan evet bize şimdi sorulan şey. Bana diyorsunuz ki A noktası parabolün üstünde bir nokta hocam. Evet. Ben de diyorum ki x'e eksi 1 verdiğimde A diyelim şuradan ne çıksın? T diye bir değer çıksın. O zaman A noktasının apsisi eksi 1. Koordinatı T midir? Evet. Eksi 1'e T noktası parabolün üzerinde midir? Evet. O zaman bu fonksiyonu ne yapmak zorundadır? Sağlamak zorundadır. Dolayısıyla x'e eksi 1 vereceğiz. Kime eşit diyeceğiz? T'ye ya da T'yi bulacağız. Buyurun bakalım. X'e eksi 1 kullandığımızda burası eksi 1, eksi 2, daha eksi 3. Eksi 1 çarpı A eksi 1'di. Buraya eksi 1 kullandığımda eksi 3 etti. Eksi 1 kullandığımda 1 yaptı. Cevap da bana T'yi verecekti. Gördüğümüz gibi T'yi kaç bulduk buradan? Artı 3. T'miz 3'müş. Peki T3 ise bize kimi soruyordunuz? A noktasının yerden yüksekliği. Biz 3 bulduk. Alttaki nokta ne ifade ediyordu? Her birim bir birim 100 metre ise T3 noktası 3 kere 100'den 300 edecek. O da B şıkkındadır dedik arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımızda x eksenine teğet. Parabol x eksenine teğetse neyi var demek? Çift katlı kökü. Çift katlı kökten ne geçerdi? Teğet. Çift katlı kök de delta'nın ne olması gerektiğini bana söyler. Sıfır. Delta'nın formülü neydi? B kare eksi 4ac'ydi arkadaşlarım. Buradan evet b'miz kaç? Eksi 10. Eksi 10'un karesi artı 100 eder. Eksi 4 çarpı a ne? 1. C ne arkadaşlarım? A eksi 2. Evet, delta eşittir 0 olursa çift katlı kök olur demiştik. Peki burası eksi 4 kere 1 eksi 4. Eksi 4 şurayı komple bu tarafa attığınızda 4 tane a eksi 2 o da eşittir 100 olacaktır. Her tarafı 4'e böldüğünüzde 25. Eksi 2 buraya artı 2 geçecek. A kaç? 27 olmalı dedik. O da C şıkkındadır gençler. Peki.
Bu testimizi kaydedelim. İkinci test için ayrı bir videoyla devam edeceğiz arkadaşlar.